başkanlarım ve yönetimleri, belediye başkanlarım, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, değerli muhtarlarım, uzaktan ve yakından teşrif eden çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı, gençlerimiz, çok değerli Manisa'lı hemşerilerimiz ve basınımızın yüzüyle temsilcileri, İyi Parti Manisa İl Başkanlığımızın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlarken öncelikle şahsıma ve arkadaşlarıma güvenerek bizlere bu kutsal görevi layık gören Sayın Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendi'ye, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Koray Aydın Bey'e, mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ağabeyim Musavat Dervişoğlu'na ve tüm divan üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bir başkanlığına atandığımız günden bugüne bizleri bağrına basan, her konuda destek olan, ilgi ve alakaları ile gücümüze güç katan çok kıymetli siz değerli Manisa'lı hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Kıymetli misafirler, bugün Şehzadeler Şehri, Manisa'mız tarihi günlerinden birini yaşıyor. İyi Parti Genel Başkanı, müstakbel Cumhurbaşkanımız, cesur kadın, Türk milletinin ablası Sayın Meral Akşener, hem il başkanlığımızın açılışını gerçekleştirmek hem de ülkemizin makus kaderini değiştirecek olan 24 Haziran seçimlerinin startını vermek üzere Manisa'mızı şereflendirmişlerdir. Bugün meşalesini Manisa'dan yakacağımız iktidar yürüyüşümüzün 25 Haziran sabahı Türk milletinin üzerine adeta bir güneş gibi doğacaktı. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi İyi Parti bir kardeşlik hareketidir. İyi Parti bir kucaklaşma hareketidir. Nefretin, kavganın, barışmanın hüküm sürdüğü kara bulutları dağıtmak için buradayız. İyi Parti ne diğer partileri düşman olarak görüyor, ne de seçimleri bir savaş olarak görüyor. Milletimiz müstedi olsun. Biz Yüce Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde kim hangi davaya inanmış olursa olsun, kim hangi siyasi parti mensubu olursa olsun kimseyi dışlamayacağız. Biz hiç kimseyi dışlamayacağız. Liyakat ve adaleti ön plana çıkarıp tüm vatandaşlarımızı adeta bir bayram sofrasında buluşturacağız. Bizler Yunus Emre'nin dediği gibi yaradılanı severim. Yaradandan ötürü düsturu ile yola çıkıyoruz. Çok değerli hemşerilerim, daha önce erken bir seçimin vatana ihanet olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı ve küçük sözcüsü, hepimizin de bildiği gibi ülkemizi yangından mal kaçırır gibi o halin devam etmesine rağmen bir baskın seçime götürmektedir. Maalesef iktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına öteleyebilmek için böyle bir karar almak zorunda kalmıştır. Ulu Ender Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisiyken 16 senelik AKP iktidarı neticesinde köylü, çiftçi, esnaf, emekli ve toplumun her kesimi bu hükümetin adeta kölesi haline getirildi. Adaletin, eğitimin, demokrasinin, ekonominin bu kadar zarar gördüğü, bu kadar yıprandığı başka bir dönem daha önce hiç görmedik. Vatanımızın adeta sömürülüp ne malı ne mülkü varsa satıp savrulduğu, geleceğimizin maalesef ki ipotek altına alındığı bu zorlu süreçte yeni bir çıkış, yeni bir çözüm arayan milletimize Sayın Meral Akşener önderliğindeki İyi Parti bir umut olmuş ve adeta güneş gibi milletimizin üzerine doğmuştur. Sembolümüz olan güneş adaletten
ve milletimize hizmetten sapmayacağımızın imzasıdır. Milletimize verdiğimiz yemindir. Allah bizlere çıktığımız bu yolda yüz akı ile ilerlemeyi nasip etsin. Yüce Rabbimin lütfu ile milletimizin takdirine talibiz. Türkiye Cumhuriyeti sonsuzdur ve hak ettiği mutluluğa ulaşması da bizim boynumuzun borcudur. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Burada sözlerime son verirken açılışımızı adeta bir miting havasına dönüştüren siz değerli Manisalılara, hemşerilerime ve çevre illerden ve ilçelerden gelen bütün misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere iyilerin iyisi, milletimizin ablası, topuklu efemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin müstakbel cumhurbaşkanı, genel başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'yi davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Şehzadeler şehri Manisa. Sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti, duyduğum gururu, duyduğum heyecanı paylaşmak isterim. Burayı şereflendirdiğiniz için sizlere en derin saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yerde bize çarlar, tülbentler, yemeniler veriliyor. Şimdi artık Salih. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Manisa'da da Salih. Bu tülbentler, bu çarlar, bu Yemeniler, çoğunluğu çeyizlerden çıkma. Yani beline kırmızı kurdele bağlanıp bu evden çıkıyorsun. İnşallah evlendiğin yerde, gittiğin evde bereketli ve oğlunu kızını bu millete, dinine, devletine faydalı, yararlı yetiştiren bir kişi ol diye uğurlanan kadınların çeyizinden çıkanlar bunlar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bizi 24 Haziran'da aniden korkarak, titreyerek seçime götüren abilerin asla bilmediği, asla anlamadığı, kadınımızın, genç kızımızın, yaşlı analarımızın Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vaziyet etme kararlılığıdır. Sayın Erdoğan'ın ağzından ikrar edilen Türkiye'nin yönetiminin kötülüğünü, zorluğunu, yanlışlığını, ekonominin problemlerini artık kendilerinin çözemeyeceğini, yeni bir nefes, yeni bir ses, yeni yüzler, genç bir ülkenin, genç kadınlarının, genç delikanlarının, genç erkeklerinin bu ülkenin yönetiminde yer almasını istemenin irade beyanıdır, irade. Türk milletinden, kadınından, gencinden uzak olanlar, bir zamanlar
buradan yola çıktığını ifade edenler, Harun gibi gelip Karun gibi olanlar, Kasımpaşa'dan çıkıp saraylara mahkum olanlar, aranızdan çıkıp sizi beğenmeyenler, bunların anlaması mümkün değil. Bunların anlaması mümkün değil. Fakat bizim de anlayamadığımız bir şey var. Bu abilerin korktuğunu biliyordum. Şu tülbentler devreye girdiğinden itibaren akıllarının oynadığını biliyordum. Ama korkularını bu kadar gösterebileceklerini zannetmiyordum. Saray ittifakının büyük ortağı ne de olsa Kasımpaşalıydı. Racon işlerini bilirdi. Öbürü anlamaz. Küçük ortak anlamaz. Şimdi çok enteresan. Kasımpaşa'da büyümüş abi, İzmit'in Kasımpaşa'sının gelini olan Meral Akşener'den tırstı, kaçıyor, kaçıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Racon'un ortadan kalkması demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Façanın aşağı alınacağı anlamını taşıyor. Yalnız bu abinin bir özelliği var. 16 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Her seferinde problem yaşandığında başkası suçlu. Hatırlayın, önce şikayet etti, Ahmet Necdet Sezer suçlu. Sonra Abdullah Gül Bey seçildi, ondan sonra o suçlu. Şimdi küçük ortak tek adam rejimini getirdi ve 2016'nın 17'nin 16 Nisan'ından beri tek adam rejimi sürüyor. Fakat abi 24 Haziran'ı açıklarken şöyle bir şey dedi: elimiz kolumuz bağlı. Hızlı karar alamıyoruz. Onun için şartlar kötüleşiyor. Hadi bakalım yeniden 24 Haziran'da bu abinizin ellerini serbest bırakın. Ben eğer Binali Yıldırım Beyefendi'nin yerinde olsaydım herhalde en yüksek köprüden kendimi atardım. Yahu İta amirin seni zaten yok farz ediyor. Bir de döndürüp vatandaşın karşısında seni hedef haline getirdi. Bu dünyada herkes suçlu, sadece Sayın Erdoğan suçtan, hatadan, günahtan ari. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e dokunmak gibi demişlerdi. Haşa dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Allah'ın bütün sıfatlarını taşıyor demişlerdi. Haşa dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Sayın Erdoğan'a dokunmak ibadettir demişlerdi. Haşa dediğini duydunuz mu? Hayır, duymadınız. Ben de niye haşa demiyor bu arkadaş diyordum. Meğersem inanıyormuş. Şimdi buradan ortaya çıkan gerçek şu: siyaset simsarları korktular. Beka meka sorunu diye ortaya koydukları sandalyelerinin bekası sorunudur. İki sandalye tehlikede, el ele verdiler ve Türkiye'yi bugünkü pozisyona getirdiler. Ama bu milletin ferasetini unuttular. Bu milletin irfanını unuttular. Bu milletin az konuşan ama gereğini yapan iradesini unuttular. Ben Sayın Erdoğan'a katılıyorum. %100 haklı. Türkiye'de bir yönetim boşluğu var.
Amerika bölgeyi bombalıyor çünkü Türkiye'de yönetim boşluğu var. Dolar 4 liraya aştı. Çiftçi zorda, işçi zorda, emekli zorda. Kıdem tazmin... Güneydoğu'da o hal, olağanüstü hal tazminatlarını canı dişinde bu ülkeyi korumaya çalışan polis ve jandarmamıza ödemiyorlar. Orası zorda ve bütün bunlara baktığınızda Sayın Erdoğan haklıdır. Yönetim boşluğu var. FETÖ mücadelesi dediler. FETÖ mücadelesini sulandırdılar. Ve sonuç itibariyle Manisa'nın çaycısı, çorbacısı hapiste, abiler kaçak, zenginler uçtu gitti, FETÖ borsası açıldı ama buna karşılık çaycı çorbacı içeride. Evet, yönetim boşluğu var. Biz bu yönetim boşluğunu doldurmak üzere geliyoruz. Bütün telaş ondandır. Biz geliyoruz ve bu yönetim boşluğunu elbette dolduracağız. Şimdi seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye, söyleyeceğim ne olacağını. Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki, yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor, ben bilmiyorum diyor. Ben bilmem beyim bilir. Ben bilmem abim bilir. Birincisi bu. Kardeşim, sen bilmiyorsan girmesi işine gelir mi, gelmez mi? Toto oynanıyor, toto. Şimdi bir ülke düşünün ki bağımsız kurullarının başında olanlar gözünü saraya dikmiş. Bir beyanda bulunacak, abiye doğru bakıyorlar. Olur mu, olmaz mı? Yargı dediğiniz, adalet dediğiniz, hukuk dediğiniz alanda bakıyorsunuz, yukarı doğru bakıyorlar. Oraya doğru bakıyorlar, acaba ne olacak diye. Sadece bu bile Türkiye'nin nasıl bir yönetim boşluğu içine düştüğünü gösteren en önemli karinedir. Şimdi sizinle bir şey paylaşayım. Biz Sayın Erdoğan'la birbirimizi çok yakından tanırız. Ne yapıyordur biliyor musunuz? Şu anda kendi bile karar vermemiştir. Anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması iyi mi olur onlar için, kötü mü olur'a bakacak. Eğer kötü olacaksa, bakın şöyle bir şey olacak. Ben size senaryoyu anlatayım. YSK açıklama yapacak. Bunlar giremiyor. Sonra dönecek, lütuf verecek abi. O lütuf içinde bu uyum yasalarını torbasının içine 3 ayda seçime girebilir. İşini halletmiş seçim siyasi partiler konacak. Lütuf vermiş olacak abi. Şimdi birinci senaryo bu. İkinci senaryo, kardeşim meclise seçime girdi. Sizin canınıza okur bu İYİ Parti dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan kuralların değiştiği ama hukuka atıfta bulunulan konuşmalar yapmaya başlayacaklar. Şimdi ben de sizin huzurunuzda bu beylere buradan ilan ediyorum. Kardeşim, 100.000 imzayla yola çıkmış bir kişiyim ben. 100.000 imzayla yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz korkak tavuksunuz.
Niye? Korksaydım başka bir şey olurdu. Allah'ın izniyle inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Uykuları kaçıyor biliyor musunuz? Siz böyle de... Abilerin uykusu kaçıyor. Gitti sandalyeler, gitti koltuklar. Şimdi eğer korksaydım bu yola çıkmazdım. Korksaydım, sizden korksaydım trene binmezdim. Demirden korkan trene binmez. Sizi gidi korkaklar sizi. Sizi gidi namert metotlara sapan korkaklar sizi. Ben ne yapacağım? 100.000 imza dedim. Benim için sorun yok. Her şartta Cumhurbaşkanlığına adayım. Ama biz milletimizin talebiyle partimizi kurduk. İyi Parti adının bile gençlerimizin bulduğu ve genç delikanlılarımızın, genç kızlarımızın, Meral abla bu partinin adı İyi Parti olacak dedikleri, benim de tamam dediğinize uyacağım dediğim ve her ilde, her ilçede milletimizin teveccühüyle ilk defa siyasi tarihimizde alttan yukarıya teşkilatlanmış bir siyasi hareket. Olağanüstü hal döneminde işini, gücünü, her şeyini ortaya koyarak ilçe başkanı, ilçe yöneticisi, il başkanı, il yöneticisi, kadın arkadaşlarımızın teveccühüyle oluşmuş bir siyasi hareket. Helal. Şimdi bu beyleri hatırlatırım. Böyle bir siyasi hareketi siz kuramadığınız için mi kıskanıyorsunuz? Siz AK Parti'yi kurarken fazileti böldünüz, oradan milletvekili aldınız, belediyeleri aldınız, bir kamyon parayla hiç yorulmadan bir parti kurdunuz. O günün iktidarı da size alkış tuttu. Hatta bir an evvel iktidara gelesiniz diye erken seçime gidildi. Böyle bir pozisyonda bizim yaptığımızı yapmaya cesaret edemediniz. Bunun nasıl bir yolculuk olduğunu biz biliyoruz. Ben arkadaşlarımın emeğini zayi ettirir miyim Sayın Erdoğan? Aklını başına al, aklını başına. Bravo. Bakın buradan net bir şekilde söylüyorum. Bana 7 Haziran'da iftira attılar. Sayın Erdoğan'ın muhterem eşlerine söylenseydi ne olurdu? Çıt yok. 4 gün sonra beni aradı Sayın Cumhurbaşkanı. Ben kendisine dedim ki ben ölmeye hazırım. Herkes hazırsa benim için problem yoktur. Çünkü namus vatandır. Vatan namustur. Dolayısıyla bir kadın kendi namusuyla ilgili mücadele etmelidir. Ben de ettim. O günden beri tanıyorsun Sayın Erdoğan. Sayın Bahçeli, sen de kalktın. Küçücük torunumun nesebiyle ilgili yazı yazdırdın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hayır, kimseyi yuhlamayın. Kimseyi yuhlamayın değmez. Sen beni sonradan tanıdın. Şimdi bugüne gelelim. Bakın samimiyetle söylüyorum. İyi Parti ile ilgili yapılacak bir abidik gubidik hadisenin karşısında şu gök kubbeyi başlarına geçirmezsem namertim, namert. Siz
Cumhurbaşkanı çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi emek hırsızlarına, sizin gibi emek hırsızlarına, sizin gibi korkaklara, arkadaşlarımın emeğini yedirmek benim fıtratımda yok. Ona göre karar verin, ona göre hukuku uygulayın. Hukuksuzluk yaptığınız takdirde de gereğini tek başıma, üstüme ne düşüyorsa yapacağıma burada huzurunuzda vallahi billahi tallahi and olsun ki şart olsun ki söz veriyorum. Şimdi gelelim Manisa'ya. Şimdi bunlar Meral Akşener Cumhurbaşkanı Meral Akşener. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Meral Akşener. Şimdi bu beceriksizler 16 senedir Türkiye'yi oradan oraya savurdular. Karşımda işçi kardeşlerim, madenci kardeşlerim var. Soma'da neler oldu? Hepiniz biliyorsunuz. Yandaş kayrılmanın, müteahhitlerle iş tutmanın, ekonomiyi sadece inşaat sektörü üzerinde bina etmenin, koca koca yolları yaptırıp yandaş müteahhitlere sizin cebinizden para aktaran bir ekonomik düzen olamaz. Manisa bir tarafıyla çiftçi, üzümü, zeytini ve inciriyle müsemma adı çıkmış bir şehrimiz. Diğer tarafta sanayisi olan bir şehrimiz, madenciliği olan bir şehrimiz. Manisa'da yaşayanlar, binalar çok ama adalet sarayları var, içinde adalet yok. Üniversiteler var, içinde hoca yok. 4 sene üniversite mezunu olup mezun olan çocuklarımızı AVM'lerde tezgahtarla, AVM'lerde 2000 liraya çalışmaya ya da uzman çavuş olmaya ya da taşeron yanında çalışmaya mahkum eden bir ekonomik düzen olmaz, olamaz. Bunlar bu işi bilmiyor diyorum ama yandaş cebine para doldurmayı biliyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sanayiniz ilerledi mi? Hayır. Sanayide istihdam arttı mı? Hayır. 4 yıllık üniversite mezunlarınız şakır şukur iş buluyor mu? Hayır. AK Parti teşkilatlarından kağıt götürmeden taşeron yanında iş bulunuyor mu? Hayır. Dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda en önemli problemi genç işsizliği. 8 milyon insanımız işsiz. Ayıp be ayıp. Bir baltaya sap olamayan oğullarınız, kimisi gemicik sahibi, kimisi trilyonlarla oynuyor, kimisi kumar masalarında para yiyor. İşte biz bu anlayışa, Manisa'nın lalesi meşhur, bir de lale devri var biliyorsunuz. Lale devri günlerini ve bu yönetim boşluğunu gidermek için geliyoruz. Gençlerimize iş, gençlerimize aş, gelecek ve gençlerimize umut, yeniden umut vermek için geliyoruz. Sanayi yatırımlarını arttırmak için, istihdamı arttırmak için, vergiyi çok alandan çok, az alandan az almak üzere düzenlemek için, işçiyi, memuru bu zebun durumdan kurtarmak için ve emeklileri, siz beni hatırlarsınız,
en yüksek zammı bizim zamanımızda aldınız. Ya ya ya. Şimdi polis memurları var. Ben onların, gençleri belki hatırlamaz da biraz daha yaşlıları bilir, İçişleri Bakanlığı'nı yaptım. 28 Şubat döneminde en sert zamanda o bilek bükmenin, bilek güreşinin olduğu bir dönemde, bugün kabadayılık yapanların ikilediği bir dönemde %18 zammı inadına veren kişiyim. Karşılığında tehdit almış bir kişiyim. Bugün de diyorum ki polis memurlarımızın 3600 göstergelerini biz yeniden tazim etmek ve bu çocuklarımızı emekliliklerinde rahat ettirmek için geliyoruz. Bravo. Güneydoğu'da olağanüstü hal bölge şartlarında ve batıda görev yapan polislerimizin ve jandarmamızın olağanüstü hal tazminatlarını ödeyemiyorlar. Ödemiyorlar. Ama Afrin'e gönderirken iyiydi. Afrin'e metal yorgunluğunu, AK Parti'nin metal yorgunluğunu ortadan kaldırmak için Afrin'e ana kuzularını gönderirken iyiydi. Ve bunu ödemiyorlar bugün. Şimdi hatırlayanınız var mı? Bunlar yerli ve milli ya bu muhteremler. Hendekler kazıldı. Hani bir meşhur, şimdi Sayın Erdoğan biliyorsunuz ittifak uzmanı. Önce PKK ile ittifak yaptı. Adına çözüm dedi. Küçük ortakta o devirlerde, Tolga Başkan bana doğru bakıyor. Söyledik söyledik, yedik sopaları. Sonuç itibariyle yıkım ittifakı demişti. Bize göre de yıkım ittifakı. Bu çözüm süreci içinde Güneydoğu'da hendekler kazıldı. Vatandaş şikayet etti. Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimiz dediler ki valilere gidip. Dediler ki arkadaş hendek kazılıyor burada. Mayın döşeniyor. Valiler, emniyet müdürleri, jandarma dedi ki hükümet bize kafamızı çevir dedi. Kafayı çevirttirdiler. Sonra o hendeklerle ilgili bir mücadele başladı. Kaç şehidimiz olduğunu hatırlayan var mı? Tam 726 şehidimiz var. 726 eve, ocağa, eşe, anaya, babaya ve çocuğa ateş düştü. Afrin'le ilgili şehitler gelmeye başladığında Zat-ı Muhterem dedi ki tam hatırlamıyorum 20-25 şehidimiz var. Kardeşim ne oluyor? Hanımları alın öne. Evet. Yani 5 kişiyi tane görüyor adam. 5 insan, 5 koca, 5 baba, 5 evlat. Bu mantıkla bu ülke yönetildiği takdirde ne terör mücadelesi yapar, ne FETÖ terör örgütüyle mücadele yapabilir, ne de başka bir mücadele yapabilir. Eğer siz bunu partinizi yukarı kaldırmak için, çöken partinizi yukarı kaldırmak için manivel olarak görürseniz Allah sizi çarpar çarpar, nitekim çarptı. İşte 24 Haziran'da bizi faka bastırmak için bizim üzerimizde oyun kurdunuz ama bilemediniz ki biz bütün siyasi partiler içerisinde seçime en hazır partiyiz. Mücadelenin içinden geliyoruz. Her dakikamız mücadeleyle geçti ve sadece ben bugün 5,5 ayda 54. ildeyim. Ve siz
Şehzade şehrinin değerli mensupları, siz bize sahip çıktınız. Şu anda şu yolu dolduran sizleri, bu sıkışıklığı ta yolun sonuna kadar bizi izleyip oradan ayrılmadan duran kardeşlerimi görenlerin canları çok daha sıkıldı, korkuları çok daha arttı. Ama korkunun ecele faydası yok. Şimdi sanayi çökertti bunlar. Bir örnek daha. 70 milyar dolara özelleştirme yaptılar. 480 milyar dolarlık borç aldılar. Sizin cebinize ne girdi? Sizin çocuklarınız iş buldu mu? Sizin kocalarınız iş buldu mu? Sizin kızlarınız iş buldu mu? Sizin evlatlarınız iş, aş sahibi oldu mu? Yeni fabrikalar yapıldı mı? Yeni üretim alanları açıldı mı? Çiftçiye ürün yetiştirmesi için mazotta indirim yapıldı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin çiftçisi 1,5 liraya gel bakayım. Gel sen de. Gelin bakayım. Gel. Siz de gelin. Gelin bakayım. Gel şimdi şöyle duralım beraber. Dur. Onu sonra alacağım. 1,5 liraya mazot kullanırken bizim çiftçimiz 5,5 liraya mazot kullanırsa uluslararası çiftçilerle ürün altı oldu mu ya? Vay ne çabuk. Ya yolda bakıyoruz akşama uzanmış şey olmuş oluyor. Benzin 6'ydı mazot 5,5'tı. 6 mı oldu oğlum? Vay. 6 liraya bak Amerikan çiftçisi 1,5'a kullanıyor biliyor musunuz? Dolayısıyla Amerika'dan döndürürsünüz, mısır ithal edersiniz. Rusya'dan buğday ithal edersiniz. Akhisar'ın zeytini dururken utanmadan, arlanmadan gidip Tunus'tan zeytin ithal edersiniz. Sonra da utanmadan dersiniz ki kaybolmayın. Sonra da utanmadan dersiniz ki zeytinci pahalıya mal ediyor. Niye pahalıya mal ediyor? Çünkü sen zeytini bitirmek için her şeyi yapıyorsun. Üzümde durum ne? Çoğu zaman masrafın, sizin ettiğiniz masrafı karşılayamayacak bir sonuçla, fiyatla karşılaşıyorsunuz. İşte çiftçinin ürününün değer görmesi için, çiftçinin dün tarlasında ürettiği ürünle, yetiştirdiği ürünle oğlunu, kızını everdiği günlerin yeniden olması için, yeniden tarlasından çıkan ürünle hayatını idame ettirebilmesi için bu boşluğu, bu yönetim boşluğunu ortadan kaldırmak için biz geliyoruz. Sizi yordum. Şimdi bakın, bu çocukların geleceği için, bu evlatlarımızın yarını için her birinizden çalışmak istiyorum. Her birinizin önce ailenizden, sonra yakınlarınızdan İYİ Parti'ye oy vermenizi istiyorum. Oy istemenizi istiyorum. Demokratik usullerle sandıkta bu arkadaşları göndereceğimize inanıyorum. Bir başka şey. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Sandıklarda bunlar hile yapar deniliyor. Ya bu zaten öyle. Bunların göbek adı hilekarlık. Dolayısıyla hile yapacakları kesin. Ama eğer sandıkları biz korursak ki koruyacağız. Sizden rica ediyorum. Ey Manisalılar, özellikle gençler ve kadınlar, oylarınızı kullandıktan sonra İYİ Parti'nin oradaki müşahitleri bakalım doğru düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız, YSK eğer bir abidik gubidik yapmaya kalkışırsa, ben de size söz veriyorum,
o YSK'nın önünde otururum. Jilet de beni oradan kazıyamazlar. Dolayısıyla bu gençlerin, bu çocukların geleceği için Yani söyledim. Sandıklara da sahip çıkacağız. Sonraki abidik gubidiklere de engel olacağız. Ben kendi kellemi ortaya koydum. Şuraya o kelleyi koydum. Bir de tekme attım. Hadi bakalım görelim. Ben hazırım. Arkadaşlarım hazır. Dolayısıyla bu iş hep beraber sona erdireceğiz. Bu zulüm ve Karabasan iktidarından, bu kabus gibi üzerimize çöken bu kötü rüyadan Allah'ın izni sizlerin teveccühüyle kötü bir rüyaymış deyip uyanıp yeni, yepyeni bir Türkiye'yi yeniden birlikte inşa edeceğiz. Manisalılar hatırlar, 1950'deki gibi, 1983'teki gibi, 2002'de Sayın Erdoğan'a verilen destek gibi, bu sefer de 24 Haziran'da İYİ Parti'ye, Cumhurbaşkanlığında da Meral Akşener'e yeniden parlamenter sisteme dönmek için, dürüst bir anayasa için, hukukun üstünlüğü için, demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için, insanlara saygı için, çoluk çocuğun istismara, tecavüze uğramaması için, kadınlarımızın korunması için, gençlerimizin umudunun yeniden yeşertilmesi için hep birlikte İYİ Parti'yi iktidara getireceğiz. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Helal olsun. Cumhur Başkanı Meral Akşener. Cumhur Başkanı Meral Akşener. Cumhur Başkanı Meral Akşener. Cumhur Başkanı Meral Akşener. Başkanı Meral Akşener.